hafta okullar açılmıştı. Okulu çok özlemiştim. Sınıfa varır varmaz hemen arkadaşlarımla özlem giderip defter kitaplarımı çıkardım. Öğretmenin gelmesini beklemeye başladım. Fakat okulu sevmeyen kişiler de vardı. Bunlardan biri Sıla'ydı. Yere tükürür, okula geç kalır, arkadaşlarına zorbalık yapardı. Özellikle de Sude denen kıza zorbalık yapardı. Çünkü Sude denen kız zayıftı ve kimseye hayır diyemiyordu. Bu yüzden hep onu döver, onun okul açlığını çalar ve saçını çekerdi. Bir gün her zamanki gibi Sude'ye zorbalık yaparken tüm bu olaylar Mert'in dikkatini çekti. Kızım, senin bu okuldaki görevin ne biliyor musun? Ben ne istersem onu yapmak. O yüzden şimdi senden ayağımı öpmeni istiyorum. Hemen ayağımı öp. Emredersin sahibim. Başka bir isteğiniz var mıydı? Başka bir isteğim? Ah, zil çaldı. Yürü, sınıfa gidiyoruz. Benimle geliyorsun. Gel bakalım pis köle. Yanımdan hiç ayrılmayacaksın, tamam mı? Ben ne dersem onu yapacaksın. Ay, bu sandalyede hiç rahat değil ya. Plastikten sandalye mi olur? Efendim, efendim, eğer rahat değilseniz benim sandalyemi alabilirsiniz. Senin sandalyene oturmak mı? Aha, aklıma çok iyi bir fikir geldi. Senin sandalyene oturmayacağım. Senin üstüne oturacağım, tamam mı? Kalk bakayım aya. Kalk, hemen şu sandalyeyi çek bakayım şuradan. Çek, hızlansana be kızım, hızlansana. Otur oraya. Tamamdır, şimdi oturayım. Aa, bu çok rahatmış. Gerçekten yeni sandalyemi çok sevdim. Efendim, siz biraz kilo mu aldınız? Ama ben çok iyiyim, merak etmeyin. Kes çeneni. Sana nasıl olduğunu soran oldu mu? Tabii iyi olacaksın. Of ya, bugün de okula ne kitap getirdim ne kalem getirdim. Ne yapsam ne yapsam, buldum. Kız, senin çantanı alıyorum, tamam mı? Belki içinden birkaç tane şey beğenirim, hepsi de benim olur. Bakalım ne var çantasında? Aa, köpekli bir kalem. Çok tatlıymış. Tamamdır, bu benim oldu. Aa, pembe, kalpli mektuplu bir defter. Bunu da çok sevdim. Aa, kağıtları da renkli renkli. Tamamdır, bu da benim oldu. Aa, bu hayvan adı neydi ya? Arkadaşlar, bu hayvan adını bilen var mı? Varsa mutlaka yorumlara yazın. Tamamdır, bu kalem de benim oldu. Başka ne var? Wow, kalem şeklinde bir kalemlik. Buna bayıldım. Bu da benim oluyor. Bana bak, bu çantanın içindeki her şey artık benim. Bu sınıfta buna itirazı olan var mı? Benim itirazım var, tamam mı? İnsanlara bu şekilde kaba davranamazsın. İnsanlar senin kölen değil, tamam mı? Burası da okul, onlar da öğrenci. Ne diyorsun lan sen? Onları korumak sana mı kaldı? Kalk kızım, kalk. Bana bak, bu kız sıradan bir öğrenci değil. Bu kız benim kölem lan. Anladın mı? Bir dakika, bir dakika. Yoksa sen bu kıza aşık mı oldun? Tamam, sana satayım 10 liraya. 10 lirayı ver, kızı kap. Nasıl fikir? Sırtım çok ağrıyor. Neden bu kız bana bu kadar kötülük yapıyor? Ama her istediğini ben yapıyorum. Aa, sen neden ağlıyorsun? Sus lan, sen de bana cevap verme. Ağlama, tamam mı? Ben ezilenlerin sesi olacağım ve bu kıza gününü göstereceğim. Anlaştık mı? Ne yapayım biliyor musun? Bu kızı herkesin içinde rezil edeyim. Nasıl rezil edebilirim ki ben bu kızı? Çünkü zorbanın teki. Aa, bir saniye, çok iyi bir fikrim var. Nasıl yapacağımı da çok iyi biliyorum. Hemen gidip yapayım. Bana bak kızım, ağlayıp ağlayıp durma. Gelirim oraya sana, bir tane yapıştırırım, dağıtırım o suratını vallahi. Aa, ne yapıyorsun lan? Allah, kim benim kafama vurdu lan? Ben var ya, ben Sıla'ysam bana kimse vuramaz lan. Senin hayatını bitirdim lan. Bekle lan, geliyorum. Neredesin lan? Erkeksen ortaya çıkarsın. Delikanlıysan ortaya çıkarsın lan. Seni var ya, bulduğumda lime lime doğrayacağım. Ben de Sıla'ysam seni mahvedeceğim. Adam sen çık lan. Oğlum, bu odada olduğunu biliyorum. Benden saklanamazsın. Seni var ya, mahvedeceğim. Neyse, ben
Ben sinema odasında çok güzel bir film buldum. Hep beraber izleyelim mi sınıfça? Mert, Sıla'nın bahsettiğine göre orada bir canavar varmış. Doğru mu bu canavar? Evet Mert, sen de gördün mü? Kocaman bir canavar, tüylü tüylü. Sinema odasındaydı. Gördün değil mi sen de? Öğretmenim, ben canavar falan görmedim sinema odasında. Sıla'cığım, sen neyden korktun anlamadım. Yoksa bundan mı korktun? Bebek kostüm Sıla'cığım. Bundan nasıl korktun ya? Sen bundan korkuyorsan var ya, sende işimiz var. Evet evet, bu benim korktuğum canavar. İnanmıyorum ya. Kostüm mi giydin beni korkutmak için? Seni var ya mahvederim, anladın mı? Mahvederim. Dokunmayın öğretmenim ya. Görmüyor musunuz yaptığını? Resmen beni korkutmak için kostüm giymiş ya. Bir de karanlıkta görünce daha çok korktu. Korkak Sıla, korkak Sıla. Kostümden korkuyorsun sen. Daha fazla konuşma bence. Korkak Sıla, korkak Sıla. Baba bak, kes Ceren'i kes. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Seni var ya mahvedeceğim. Bu yaptığına pişman olacaksın. Görürsün sen. İşte böyle kututurlar adamı. Sen benim arkadaşıma zorbalık yaparsan böyle gününü görürsün. Hey arkadaşım bak, sınıfı rezil oldu. Gününü gördü. Artık bundan sonra bizle uğraşamayacak. İnanamıyorum ya. Çocuğa bak, resmen beni tüm sınıfa rezil etti ya. Bu böyle olmaz. Benim hemen bir plan yapmam lazım. Benim de bu çocuğu üzmem lazım. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Aha, buldum. Bu benim kölem. Kızı çok seviyor, tamam mı? Bence ona aşık. Ben de gideceğim. Bu benim kölem olan kızın sırasına uhuyu süreceğim, süreceğim, süreceğim. Sonra da kızı oraya oturtturacağım. Sonra kız kalktığında pantolonu yırtılacak ve rezil olacak. O çocuk da kız üzüldüğü için üzülecek. Çok iyi bir fikir. Hemen gidip yapayım. Merak etme kızım. Bu kız sana artık bir daha asla bulaşamayacak. Teşekkür ederim Mert. İyi ki varsın. Aynen aynen. Kesin bulaşamam. Şimdi ben o kızı bitireyim de sen gör. Uhuyu açalım. Tamamdır. Şöyle şuraya iyice sıkayım. Tamamdır. Şimdi kızı buraya tutturmam lazım. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Gideyim de kıza birazcık yalakalık yapayım. Sonra da kızı buraya tutturayım. Hey kız. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun ondan? Sana kötü davrandığım için çok piş. Neyse, söyleyemeyeceğim. Kendim pek iyi hissedemiyorum. Neyse kızım, ben artık seni seviyorum. Sen harbi kızsın, delikanlı kızsın. Gel kanka olalım, yanıma otur. Birazcık dedikodu yaparız, tamam mı? Hadi kızım, gel. Ben iyi bir insanım aslında. Sana iyi yönlerimi göstereyim. Otur yanıma. Hayır, ben senin yanında oturmak istemiyorum. Mert'in yanında oturacağım. Kızı duydun. Kız ne derse o, tamam, o benimle oturmak istiyor. Lan, bana cevap vermeyin. Yanıma oturmazsan seni döverim. Yok yok, dönmek değil. Öyle bir şey demek istememiştim. Bak bak, gel kızım, yanıma otur. Sohbet edelim. Bak gördün mü? Ben çok nazik bir insanım. Hem de sana bir sürprizim var. Hediye aldım. Yanıma oturursan gösteririm. Aa, Mert bana hediye almış. Ben hediyelere asla hayır diyemem. Bana ne aldın? Çabuk söyle. Merak ediyor musun sana aldığım hediyeyi? Evet evet, çok merak ediyorum. Hadi hediyeyi ver lütfen. Kızım, hediyeni sana şu an veremem. Çünkü hediyen o kadar büyük ki sınıfa getiremedim. O yüzden seninle birlikte bahçeye gideceğiz. Hadi kalk bakalım. Tamam. Kalkamıyorum. Ne demek kalkamıyorum? Hadi kalk kızım. Kalksana. Kalk. İnanmıyorum. Eteğin yırtıldı. Rezil, rezil. Eteği yırtıldı. Herkes pop işine baksın. Bakmayın bana. Rezil, rezil. Sınav lütfen bana bakmayın. Çok rezil oldum. İşte böyle ağlatırlar adamı. Çok yanlış kişiye bulaştınız. Ne oldu Mert? Sevdiğin kız ağlaya ağlaya bebek gibi gitti. Ne oldu? Tam var ya, gününü şimdi görürsün. Bari seni öyle bir döveceğim ki. Öğretmenim yardım edin. Bu çocuk bana şiddet uyguluyor. Bana dokunursan seni öğretmeni şikayet ederim. Anladın mı beni? Şimdi ben gidiyorum. Sevdiğin kızı biraz daha ağlatacağım. Sen de burada sinirinden kudur. Ezik. Hayır, ağlatamayacaksın, tamam mı? Bir keresinde o kızı sevmiyorum. Arkadaşım o sadece benim. Neyse arkadaşlar, bana yardım edin. Diğer video için bir sürü like atın ki diğer videoda bu kızdan intikamımı alayım. O halde sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.